Tabii biz güreşleri yapmayı çok arzu ediyoruz. Ancak bu salgın döneminde devam ediyor. Özellikle Türkiye'de güreşi organize eden Türkiye Güreş Federasyonumuzla birlikte Yağlı Güreş Birliği birliğimiz var. Yağlı Güreş Birliği de güreşin gelişmesine çok ciddi anlamda organizasyonuna katkı veren bir birlik. 22 Mayıs'ta hatta birlik meclis toplantısı var Antalya'da. Tabii Mayıs ayında en azından bütün önlemler alınarak Antalya Kumluca güreşlerinin yapılması planlanmıştı. Ancak ne yazık ki bu tam kapanmayla birlikte salgın anlamında arzu ettiğimiz seviyeye gelmediğimiz için şu anda Kumluca güreşleriyle ilgili bir gelişme yok. Tabii güreş camiası, sporcular, güreşçiler, güreş severler mutlaka 2020 yılı içerisinde güreşlerin yapılamamasından kalben samimi bir şekilde üzüldüler. Yapılmamasını tabii güreş seyrinden, zevkinden mahrum kaldılar. Evet, 2021 yılı içerisinde de biz güreşlerin yapılmasını istiyoruz. Bu biraz daha salgının seyrine bağlı. Bu tam kapanma döneminde alınmış olan önlemler önümüzdeki günlerde bir sonuç verirse 2021 yılı içerisinde biz başta Beyaç Belediyesi, Hüseyin Çopar güreşleri olmak üzere Türkiye'deki diğer geleneksel güreşlerin ve bizim gibi güreş yapan belediyelerin güreşlerini yapmasını ve orada da güreşleri izlemeyi arzu ediyoruz. Ama bu tamamen salgına bağlı, salgının seyrine bağlı. Yani normalde Nisan ayında güreşlerin yapılması başlıyordu program itibariyle. Ama şu an için bu süreçte yapmak mümkün değil. Bizim bu yıl için planladığımız tarih de Eylül ayının ortalarına doğru bir tarih. İnşallah o tarihe kadar COVID-19 salgını ile ilgili, pandemi dönemiyle ilgili belli bir noktaya gelirsek biz başta Beyaş Belediyesi Hüseyin Çopal güreşlerini bir yıl aradan sonra seve seve yapmak istiyoruz. İnşallah bu salgından kurtuluruz ve Türkiye'deki atasporunu seven, atasporuyla uğraşan güreşçilerimizin bu bir yıllık kaybından sonra bu sene de güreşlerimizi yaparız diye ümit ediyorum.